YouTube Akademi TV'nin değerli izleyicileri ve kıymetli konuğumuz Udun Tarihine Yolculuk ve Ud Dinletisi başlıklı söyleşimize hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kırmayıp bu akşam bizimle birlikte olan Doçent Doktor Sami Dural hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Bizdeyiz hocam. Çok teşekkür ederim. Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği olarak sosyal bilimlerin farklı alanlarında bu kanalda uzman konuklarımızı ağırlıyoruz. Önemli konularda söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Belli aralıklarla bu söyleşilerimize kültür ve sanat molası verirken hem sanatın farklı dallarına ilişkin bilgileri izleyenlerimizle paylaşıyor hem de kısa dinletilerle keyifli bir zaman geçiriyoruz. Geçen yıl Tambur üzerine yaptığımız söyleşimize gelen olumlu dönüşler üzerine bu yıl da Ud üzerine böyle bir söyleşi yapmayı düşündük. Hocamız da sağ olsun bizleri kırmadı bu akşam. Hem bir söyleşi hem de bir kısa bir dinleti kendileri uygun görürse bizlere sunacaklar. Ben ilk olarak kısaca bir hocamızdan sizlere bahsetmek istiyorum. 1982 yılında Berlin'de doğan Sami Dural, 2008 yılında İTÜ Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü bitirdi ve aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programına başladı. 2012 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Teorisi ve Müzikoloji doktora programına başlayan Dural, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müzikisi bölümünde öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmekte. Nazariyat, ud, üslup ve repertuar, uygulama, müzik paleografisi derslerini vermektedir. Uzun yıllar boyunca da hocam müziğe hizmetlerinizde umarım bizlerle birlikte olursunuz. İnşallah. Ben de Şimdi böyle dinleyince bir hoş oldum. Hayat hikayemi böyle dinleyince tebessüm ettirdi bana. nice başarılarınız olsun hocam inşallah. Sizin de. Şimdi tabii müzik dediğimiz şey sadece tınları bir araya getiren, insanlara üzüntülerini, sevinçlerini dillendiren bir olgu değil. Aynı zamanda toplumların, devletlerin, tarihlerinin birer parçası. Öyle olunca müzik üzerine konuşmak bir akademik inceleme nesnesi haline geliyor. Tabii bu söyleşide bu nesneyi bütüncül bir şekilde ele almak mümkün değil. Ben birkaç başlık belirleyerek hocamıza sorularımı iletmek istiyorum. Tabii ben yüksek lisansta kentleşme alanında çalışmıştım. Kentin birçok alanla bağı vardır. Bunlardan biri de müziktir. Konu Türk müziği olunca bu bağı Ankara'da yaşamaya başladıktan sonra daha iyi gözlemlemeye başladım. Ve Samsun'da yaşarken bu bağın bu kadar güçlü olmadığını fark ettim. İlk sorum biraz müzik ve kent arasındaki ilişki, daha özelinde Türk müziği ve kent arasındaki ilişkiye yönelik. Neden İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerde Türk müziğine yönelik ilgi daha yüksekken Anadolu'nun farklı coğrafyasında bu ilgi daha az kalıyor hocam? Şöyle kısaca ifade edebiliriz. Şimdi tabii her dönemin bir paradigması, başka bir kelimeyle ifade etmeye çalışırsak bir ruhu var. Tabii bu bilimsel anlamda ve estetik anlamda paradigma aslında 18. yüzyıldan sonra insanoğlunun, düşünen insanoğlunun, yani insanoğlunun içerisinde düşünenlerin gündeminde mekan ve zamanla, bu mekan ve zaman tanımı da hep kendini dönüştürüyor. Değiştirmekten ziyade bana sorarsanız dönüştürüyor, dönüşüyor. Edilgen olarak da söyleyebiliriz buradaki yüklemi, etken olarak da kendime söyleyeyim. Dönüşüyor yani bu mekan ve zaman, dönüşen mekan ve zaman kavramları noktasında algılamaya çalışmış bu düşünen zihinler. Düşünen zihinler. Demek ki mekan ve zamanla ilgili bir durum var karşımızda. Sorunuz dediniz ya İstanbul, Ankara, Bursa. Aslında burada biraz derinine gitmeye çalışırsak bu tanımları dönem dönem değişen mekan ve zamanın efendime söyleyeyim belirleyiciliği vardır. Türk müziği özeline getirelim mi? Çerçeveyi kısaltalım, kapatalım yani daraltalım. Türk müziği özelinde de efendime söyleyeyim Cumhuriyet'e geçiş süreci ve Cumhuriyet'le birlikte modern anlamda evet modern yaşam tarzı diyebiliriz. Estetik anlamda, bürokratik anlamda, insan ilişkileri anlamında efendime söyleyeyim bir adaptasyon, bir etkileşim yaşandı coğrafyamızda. Bu coğrafyada yaşanan etkileşimi kentleşme kelimesiyle karşılayanlar var. Şehirleşme kelimesiyle karşılayanlar var.
farklı farklı kelimeler kullanılmaktadır, kavramlar. Ama bizim burada kısaca ifade edeceğimiz şekilde mekan ve zamanın kendine ait bir yorumu ortaya çıktı. İşte bu yorumla müzik de, Türk müziği de etkileşim içerisindedir. Bundan ayrı metafizik bir zeminde düşünmeye kalkarsak dönemin ruhunu, paradigmayı biraz görmezden geliriz. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Yani ne demek bu? Biz Cumhuriyet'le birlikte kendimizce bir kamuoyu oluşturduk. Bu estetik anlamda da böyledir. Ve bu kamuoyu daha demokratik insan ilişkileri noktasında şekillendi. Daha demokratik insan ilişkileri noktasında şekillendi. Artık estetiğin, estetik tercihin, formların, biçimlerin Türk müziğinde, çerçeveyi kapatmaya çalışıyorum, Türk müziğinde belirleyicisi, talepkarı, yönlendiricisi demokratik kamuoyuydu. İçerisinde aristokrasi olsa bile demokratik bir tat kazanmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Bu tadı kazanınca ne oldu? Her formun, yani formlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela popüler kültür müzik formu, biçimi, farklı kelimeler tercih edebilirsiniz. Tercihi, ne derseniz. Bunun karşısında tanımlanan ve klasik olmakla sıfatlanmaya çalıştırılan bir klasik müzik repertuar, değil mi? Yorum, üslup doğdu. Bu kendi içerisinde nostaljik ilgiler doğurdu. Onun dışında efendime söyleyeyim, Cumhuriyet'e giren aslında dünyadaki diğer muadillerimiz gibi imparatorluklar noktasında düşünün. Bizde de bu folklor noktasında, değil mi, öze yönelik bir şey bulma, kendine bir tarih yaratma, söylem yaratma noktasında, değil mi? Ve bizim müziğimizde ne olarak yansıdı? Türk halk müziği olarak yansıdı. Onun karşısında klasikle nitelenecek Türk sanat müziğini koyduk. Türk sanat müziği nerede icra etmeye çalıştık formu kan kardeşim? Salonlarda. Mesela Münir Selçuk o salonlara girip belli bir kıyafetle, belli bir formla ve seyircinin de belli davranış biçimleriyle klasik repertuarda konserler verdi. Türk sanat müziği konserleri verdi. Peki bunun karşısında Türk halk müziği nerede kendini dinlendirdi? Aslında kendinin yaratıldığı yörelerde çıktı. Bu yöreler etrafındaki insanların, daha çok halk müziği diyoruz ya kelimenin, yani ki ismiyle müsemma derler. Onların biraz daha efendime söyleyeyim meclislerinde, değil mi, paylaşılabilen bir form ortaya çıkarttı. Biraz daha bu plak falan kaset dönemine geldiğimizde 1960'lara geldik, çok siyasal parti dönemine. Şehirleşme hayatının kendi içerisinde farklı ekonomik, efendime söyleyeyim, ekonomiden de bakarsak eğer, güce sahip olan farklı şehir kesimleri var, değil mi? Günümüzde de bunun sürekli var. Bu insanlar ne yaptılar? Kendi sevinçleri ve üzüntüleri noktasında hem bu sanat müziğini hem de halk müziğini yorumlamaya başladılar. Ve o şekilde yorumlayanları ne yaptılar kardeşim? Kasetlerden dinlemeye başladılar. Nereye geldi mekan ve zaman işi? Bak, kasetlere. Anlatabildim mi? Kasetlere. Demek ki bana bu soruyu cevaplayacaksam, uzatmayayım. Derler ya, mikrofon verince konuşurlar hocalar diye. Akademi demiyorlar ama ben kısa kesmeye çalışıyorum. Ne oluyor? Bizim karşımızda birbiriyle karıştırmayacağımız hasılı kelam, popüler müzik formu, bak bu çok önemli. Klasik diye adlandırdığımız bir form, üslup, zevk, halk müziği diye adlandırdığımız form, üslup, zevk, bunlar bizim karşımızda ve bunların türevleri var günümüzde. Mevzu başı olursa söyleriz. Yeni yeni biçimler, yeni destekler var. Bunlar bizim karşımızda, bizle etkileşime girmek için zevkimize ve tercihimize göre duran müzikal donelerdir. Türk müziği doneleridir, altını çiziyorum. Türk müziği doneleridir. Böyle cevaplamaya çalışalım. Mekan, zaman ve efendim şehirlerdeki bu müzik niye orada yok, burada yok, nasıl var, nasıl yok falan. Böyle bir cevap vermeye çalışalım. Teşekkürler hocam. Tabii mekan, zaman, üçüncü unsurda insan bu mesele. Şimdi benim gözlemlerim, çok da televizyonlarda sıkça duyduğumuz, bu müzik hitap eden kitle belli bir yaşın üstü, 40 yaş üstü derler. Yani dinleyenler... Bak, güzel bir mevzuyu, tam oraya doğru geliyorsun. Evet. Mekanlara gittiğimiz zaman da bu müziği dinleyen insanlar, iştahla şarkılar eşlik eden insanların belli bir yaş üzerinde olduğunu söylenir ve hayıflanarak Türk müziğinin geleceği yok mu denir. Benim merak ettiğim konu şu, bu müziğin gelişim aşamasında da dünyada farklı akımlar vardı muhakkak. Bu akımlardan belli aşamalarda haberdar olunuyordu. Fakat belirttiğiniz iletişim kanallarından dolayı yayılması daha insanları etkiliyordu. Hani bugün bu müzik formunun dinleyicisi özel midir? Yani herkesin anlayabileceği ve herkesin aynı his dünyasına giremeyeceği bir formdur. Türk müziğiyle insan ilişkisi nasıl kurabiliriz? Şimdi deminki aslında girizgahta, yaptığım girizgahta bunun işaretleri var. Oradan alayım o zaman.
Şimdi dedik ya formları birbirine karıştırmayacağız. Yani Türk müziği dediğimiz zaman demin dediğinizde belli bir yaş, belli bir şey çizdiniz. Türk müziği dediğimiz şey bununla çerçevelenecek bir durum değildir kardeşim. O Türk müziğinin bir formunu tercih eden ve o form içerisinde dinlemeyi, estetiği şekillendiren, öyle arzu eden bir kesimdir sadece. Türk müziği sadece o form ve o zevkle çerçevelenemez. O yüzden Türk müziğini bir pop eserinde makamsal yapılarda, mesela Sezen Aksu dinleyen birisi gayet de güzel Türk müziği dinler. Ama oradan dinlemek ister. Bak çok önemli. Oradan dinlemek ister. Mesela biraz burun kıvırırlar da o çerçevedekiler, ondan böyle isimler de verelim. Bunlar çünkü halka mal olmuş sanatçılar. Mesela Müslüm Gürses. Müslüm Gürses'in okuduğu nihayet bir eserde, arabesk form diyorlar ya ona, adı öyle diyelim anlaşılmak adına, okuduğu bir yerde siz eğer o estetiği tercih ediyorsanız öyle güzel nihayet duyarsınız ki. Anlatabildim mi? Türk müziği sadece belli bir üslup ve form içerisinde, klasik diye tanımlanmaya çalışılan form içerisinde ve belli mekanlarda, mekan ve zaman üzerinden değerlendiriyoruz ya. Şimdi mekan bir yer mekan. Kaset başka bir mekan, başka bir form, başka bir zaman. Başka bir yer, başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey, değil mi? O yüzden Türk müziği dediğimiz şey tamamen o güruhun çerçeveye sokmaya çalıştığı şeyle tanımlanıp onun dışında bu müzik yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye kritik edilecek bir şey değildir. Onu ifade edelim. Anlatabildim mi? O yüzden Türk müziği gayet de güzel yaşamaktadır kardeşim. Türk müziği Türkiye'de çok güzel bir şekilde yaşamaya devam etmektedir farklı formlarda. Teşekkürler hocam. Yakın zamanda kaybettiğimiz yine Türk müziğinin önemli isimlerinden Profesör Doktor Alaaddin Yavaş hocam bir röportajında şöyle diyor. His dünyası artık pılısını pırtısını topladı gitti, artık ritim ve haz dünyası var. Şimdi insanların tabii dönemsel olarak değişen yapılarla, küreselleşme veya dijitalleşme gibi yapılarla müzikleri, müziğe olan ilgisi de değişiyor. Bu yeni dönemde sizin dediğiniz gibi konservatuarlarda gerek icrada gerek güfte ve bestelerde çok iyi isimler de var. Fakat bizim geçmişten aşina olduğumuz isimlerin yetişmesine yönelik bu dönemin sosyolojisini okursak biraz, insanını okursak, neler yitirdik, neleri kazandık? Aslında hep yitirdiklerimizden bahsetmek de doğru değil. Bazı şeyleri de kazanıyoruz zaman geçtikçe. Bu yeni form Türk müziğine nasıl katkı sağlayabilir? Hep kayıplardan konuşmuyorum dediğiniz gibi. Siz öğrencilerinizden veya etrafınızdan gözlemlerinizle yeni neler kazanılmıştır veya neler kaybedilmiştir? Zaten kaybedilme noktasında dediğin gibi aslında bir güruhun bir şeyi tanımlayıp onun üzerinden kaybı tanımlaması devamlı işler olduğu için zihinler orada sıkışıyor. Oradan bir çıkalım. Bu arada Alaaddin Yavaşçı hocamız makamı alıyorsun. Bu Türk müziğine özellikle ses icrası noktasında çok büyük hizmetleri olan bir insandır. Fakat Alaaddin hocanın demin aktardığınız tanımında aslında his dünyası ve his dünyasının yorumlanması biraz daha spekülatif ve metafizik bir damar içerir. Günümüzde biz müziği sadece haz almak için yapabilmeyi gündemimize aldık kardeşim. Yani müziği sadece haz için yapmak, skolastik devirdeki algılısı gibi 2020 küsürü altında Türkiye Cumhuriyeti'nde de, senle ben arasında da, mesela ben bunu konuşan bir insanım şu anda, sadece o şekilde algılanmıyor. Yani müziği sadece haz almak için yapmak, nasıl diyeyim sana, başlı başına bir amaç olarak karşımıza çıkabiliyor günümüzde. Anlatabiliyor muyum? Bu da yine tercihtir ama. Kimisi daha mistik ve metafizik bir boyuttan yorumlar, oradan kendini ifade eder. Ama kimisi kendini hazdan ifade edebilir. Hazdan ifade edebilir. Mesela bununla ilgili bir şey anlatalım mı örnek olması bakımından? Bu patristik kilise babalarından, yani Hristiyanlığın dogmatizmini kuran patristik kilise babalarından Augustinus, malumun bilirsin. 6. milattan sonra 6. asırda o civarlarda itiraflar kitabı var onun. Merakları okuyabilirler, çevrildi de. Orada mesela bu çok müzisyen bir insandır o. Kendi satırlarında şunu söyler bir yerde. Ben çok şaşırmıştım okurken. Yani diyor, der ki Allah'ım, yani senin ayetlerine karşı ben acaba terbiyesizlik mi yapıyorum? Çünkü müzik kulağım o kadar haz alıyor ki, ama biliyorum ki ben hazdan zevk almamalıyım. Senin ayetlerini düşünmeliyim. Tefekkür daha önde olmalı Allah'ım diyor. Tanrım diyor. Bak, haz almak, kulaktan haz almak bedeni olarak milattan sonra 6. asırdaki patristik kilise babası için bir tercih meselesi olmayabilir. O paradigmada kan kardeşim. Ama günümüzdeki paradigmada kulaktan haz almak ve sadece haz almak için müzik dinlemek başlı başına muhteber bir şey olabilir. Anlatabildim mi? O yüzden bunu gözden kaçırmadan şunu söyleyelim. Sorunuza, son soruya gelelim, yani son sorunun soruya.
Şimdi müziğin neler kaybettik, neler kazandık? Bu taraftan bakarsanız eğer, mesela mekan dedik ya, diyelim Dede Efendi. Dede Efendi'nin o büyük bestelerini verdiği zaman ne zaman? Nizam-ı Cedid zamanı değil mi? Nizam-ı Cedid yeni dönem demek. Dikkatini çekiyorum. Üçüncü Selim yeni dönem. Nizam-ı Cedid. Orada Mevlevi haneler, özellikle Yenikapı Mevlevhanesi, Galata Mevlevhanesi gibi yerler çok el üstte tutulurdu. Yani o kültür orada çok ilgi duyulan bir kültürdü. Anlatabiliyor muyum? Besleniyor. Maddi olarak besleniyor, ilgi olarak besleniyor. Anlatabiliyor muyum? Patronaj olarak besleniyor. Böyle beslenen yerde, maddi manevi olarak beslenen yerde ne doğuyor kan kardeşim? Dede Efendi'den Mevlevhaneler çıkıyor. Besteler çıkıyor. Buselik eserini yapıyor 20 yaşında değil mi? Efendim öyle kudretli besteler çıkıyor. Şimdi ondan sonra çok farklı saikler, şimdi burada zamanımız yetmez ama tek merkez okuması yapmadan çevre okumasını yapmasını tavsiye ediyorum herkese. Merkez okumasından ziyade. O zamandan bu zamana geldiğimizde o formda, bugün klasik diyorlar ya ona, o formda bestekar yetişmediğini görüyoruz günümüzde. Çünkü mekanı ve zamanı gitti. Bak, mekanı ve zamanı gitti onun. Peki hangi alanda Türk müziğinin yaratımları devam ediyor biliyor musun? Popüler kültürde. Popüler kültürde çok büyük bestekarlarımız var. Kimse kusura bakmasın. Çok büyük bestekarlarımız var. Ve dünya standartlarında mesela bir stüdyoya müzik kaydetmeye gittiğinizde bir standarda sahip olmanız lazım değil mi kan kardeşim? Mesela Spotify'a bir şey yükleyeceksiniz. Standardı sağlamıyorsunuz, yükleyemiyorsunuz bak. Peki kaç tane Türk müziği enstrümanının kaydını yaptınız da bugüne kadar güzelce Spotify standartlarına uydunuz? Kaç tane? Peki popüler müzikte, yani hafif pop müziği denen olsun işte, efendime söyleyeyim, günümüzde de genç kuşak yetişiyor. Efendime söyleyeyim, rap müziğinde çok farklı şeyler sayar. En ucuna götürüyorum işi. Arabesk dediğiniz müzikte. Peki bakın Spotify noktasına, bakalım kayıtlar nasıl? Üretim nerede? Ya. O yüzden neyi tavsiye ediyorum biliyor musun? Kendini klasik repertuar ve klasik üslup noktasında ifade etmeye çalışan zihinlerin, ki bunlar entelektüel olma iddiasındalar, belirli olgunluğa ermesi lazım kan kardeşim. Maalesef olgunluğa erişemiyorlar. Yani belirli düşünce olgunluğuna erişemiyorlar. Hani ergenlik çağı vardır ya çocuklarda. O asabiyet yapar. Aslında asabiyet nereden gelir? Ergen çocukta tecrübe yoktur. Tecrübesi yoktur. Beden olarak da ruhen de. Tecrübesi olmadığı için ne yapar? Bir asabiyet doğurur. Şimdi bu entelektüel, o kesim entelektüel olmalı zaten aslında. Ondan beklenen o. Çünkü o kuracak klasik denen şeyi tanımlayıp nostaljik ilgiyi o yaratacak. Ki kendi alanında da bestekar yetişebilsin bir daha değil mi? Şimdi o entelektüel yaşayamazsa, ergenlik döneminde kaldığı için, düşünsel olgunluğu sağlayamadığı için ne yapıyor? Asabiyet yapıyor. Bu sefer kendi zevki dışındakilerin hepsini aforoz ediyor. Her şey yanlış basıyor diyor. Yanlış perde basıyorsunuz, yanlış müzik çalıyorsunuz. Her şey yanlış. Her şey yanlış. Peki senin formunda çıkarabiliyor musun bestekar? Form çıkarabiliyor musun ya? Bak form çıkaramıyorsun. Mevlevi aynı form ne zaman çıktı? Ne zaman neşrünama buldu yani? En kudretli eserleri. 18. yıl işte. Sen çıkarttın mı Mevlevi aynı gibi form kompozisyonda? Mesela ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yani doktoram da orada. Demin söyledin. Ben de tebessüm ederek dinledim. Peki şu anda Türk Müziği Konservatuvarlarında kompozisyon bölümü orada vardır. Peki kompozisyon bölümünde çok kıymetli hocalarımız vardır. Fakat Türk müziği kompozisyonu eğitemezler tam anlamıyla. Done yok ki. Bestekar çıkmıyor ki. Kaç tane Türk müziği konservatuvarında kompozisyon bölümü var kardeşim? Bakar mısın, araştırır mısın? Peki ayıp değil mi bu? Demek ki ne yapması lazım? İlk önce entelektüel olma iddiasında bulunan ve klasiği tanımlamaya çalışan kesimin bir kere ergenlikten kurtulup düşünsel olgunluğa erişmek için çabalaması lazım. Bu kadar basit. Madem şehirli insanlarız, kentli insanlarız, bu bizim üzerimize, ki o gün ruhun üzerine. Daha da çok vebal. Bak bakma, halk noktasında kamuoyu üzerine düşüne yapıyor biliyor musun? Çünkü o formlarda halk sanatçısını besliyor. Ne diyor o halkın beslediği sanatçı? Beni halk yarattı diyor. Haklı. Peki entelektüel kısım kendi yaratımını ortaya çıkarıp kendi bestekarı yaratabiliyor mu Türkiye'de? Yaratamıyor. Teşekkürler hocam. Yine bir başka tartışma konusu bu. Hafta sonu yine İlber Ortaylı'yı dinliyordum televizyonda. Şunu dedi, hani her öğrenciniz dedi bir piyano çalmak
zorundadır diyor kişileri piyanoya gönderin veya keman gibi. Artık bu karşılaştırma hani tabii ki her coğrafyanın, her ülkenin kendine özgü geliştirdiği coğrafyasından kaynaklı, kültüründen kaynaklı enstrümanları vardır. Bu batılı doğulu diyerek çeşitli tipleştirmelere sıkıştırılır ve kimi zaman küçümsemeyle, kimi zaman üstün göstermeyle. Türkiye'de de bunu görüyoruz. Hani bir piyanoyla tamburu karşılaştıran, yani müzik dediğimiz bu kadar şu dakika kadar bahsettiğiniz yapıyı karşılaştırmak, üstünlük sağlamak, Türkiye özelinde özellikle hem doğuyla hem de batıyla belli dönemlerde çok yoğun etkileşim halinde bulunmuş farklı müzik formlarının etkileşim coğrafyası olan bir toplumda böyle belli enstrümanları üstün tutmaktır sizce? Tabii İlber Ortaylı Hoca kendi müzikal zevki tercihinde bir şey söylemiştir. Benim şimdi yapacağım analiz İlber Hoca'yı bağlamaz. Yani İlber Hoca yapmıyorum. İlber Ortaylı Hocamız bir müzik zevki vardır. O düşünen insandır, kaliteli bir insandır. Öyle bir tercih ortaya koymuştur. Ama konuyu biz sizin sorunuz bağlamında ele alırsak şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de maalesef çağdaşlaşma dediler ya, çağdaş insanı, muasır medeniyet. Bu o kadar böyle niteliğini kaybetti ki zamanla. Doğduğu zaman çok güzeldi. Ama onu doğuranlardan sonra miras alanlar hakkıyla miras alamadılar, hala alamıyoruz. Bunun bize yansıyısı şu mesela. Bir kuruma gidiyorsunuz, orada bir enstrüman niyeyse çağ içerisinde olmakla sıfatlanıp diğer enstrüman çağ dışı olmakla sıfatlanabiliyor mesela. Ben bunları çok yaşadım. 2000'lerde Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim böyle genç kuşakla tanışmak için. Hocam dedi, uç çalmak yasak bizim okulda dedi. Niye dedim? Çünkü dedi çağ dışıymış. Dedim ki bak, al uduyu şöyle koy. Yanına bir de gitarı koy dedim. Parantez içine al böyle, tırnak içine al her şeyi dedim sana söyle. Karşılıklı bakar mısın dedim. Nasıl bir şey söyletiyor acaba? Nasıl bir zihin ki iki tane tahtaya, yani iki tane malzemeye birisi çağ dışı ve çağ olarak düşündürüp sana bunu metafizik şiddet uygulayıp hegemonya sağlayıp kabul ettirmek. Bu nasıl bir şey acaba? Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Yobazlık Türkiye'de tek din noktasında anlaşılır da. Din noktasında değil bu yobazlık, dogmatizm Türkiye'de. Çağdaşlığı kurmaya çalışan entelektüel kısmın bazıları da kendilerini yobazlıktan kurtaramıyorlar arkadaş. Bu bir gerçek. Kendilerini skolastik düşünceden kurtulamıyorlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti sekülerlik ister ya. Laiklik ister arkadaşlar. Yani nedir bu bizim kıstaslarımız? Estetik olacak ya. Sen bir enstrümanın estetiğine bakacaksın. Ve estetiğine bakarken demin de dedik ya, onun doğduğu mekana, çalındığı mekana, zamana, paradigmayla değerlendireceksin arkadaş. Sen bunu değerlendirmiyorsan sen tamamen ve tamamen ideolojik baskılarla insanoğlunu hükmetmeye çalışıyorsun. Demektir ki insan sadece ideolojik determinizmden yorumlanmamalıdır. Anlatabiliyor muyum? Sadece buradan yorumlanmamalıdır. Estetiği vardır bu işin. Bak demin söyledik. Hazzı vardır. Tarih yorumu vardır. Değil mi? İdeolojinin yanında neler var? Yani. Olmaz. Böyle olunca ne yaparsın? Sen kendi gencini, kabiliyetli gencini o determinizm içerisinde harcarsın. Türkiye'de harcanmıyor mu? O kadar genç kuşak. Niye harcandığını burada söyleyelim işte. O yüzden bir enstrümanın estetiğini belirleyecek olan senle benim kan kardeşim. Senle benim arasındaki ilişki, etkileşim, dünya artık özellikle Spinoza ve Nietzsche'den sonra çoklu perspektife saygı duymaya başladı. Dünya 1,5 asırdır çoklu perspektifi kritik ediyor. Bunun üstüne de bir şeyler konuşuyor. Böyle bir dünyada sen perspektifi sıfıra indirip katı çerçeveler içerisinde determinizm yaparsan skolastik olursun işte. İstersen çağdaş olarak kendini atlet, istersen kendini dindar olarak atlet, başka bir şey olarak atlet, fark etmez. O yüzden cevap olarak ne diyeceğiz? Bir enstrümanın çağdaşlığı, şehirliliği, form içinde böyle bak. Demin formlar için konuştuk, şimdi enstrümanlar için konuşuyoruz. Onun kullanımına bakar. Mesela elektro bağlama. Elektro bağlama icrası şu anda Türkiye'de gayet çağdaş bir yerdedir. Kaliteli çalanlar için söylüyorum. Mesela kaliteli çalan arkadaş sanatçılarımız Avrupa'da çeşitli konser salonlarında orkestralarla konserler veriyorlar mı bağlamalarıyla? Neymiş demek ki bağlama? Happala çağdaş saz oldu. Ne oldu? 1950'lerde özdü, otantikti. Çünkü o gün paradigması oydu. Peki günümüzün paradigması ne? Al bak, çalıyorlar işte. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani o kafadan kurtulursa arkadaşlar, biraz böyle bilimsel, sanatsal, estetik bakmaya çalışırlarsa bence kendileri de rahatlayacak, yaşadıkları ülke de rahatlayacak. Teşekkürler hocam. Son sorum bizim dinletimize geçmeden önce. Ud'dan bahsettik. Tabii ben özgeçmişinizi okurken sadece benim bildiğim kadarıyla paylaşabiliyorum. Ud'la tanışma hikayesi size ait. Yani bize biraz
UD'da tanışma hikayenizi, UD'un biçimsel özelliklerine, gelişimini, UD çalmaya heves eden veya bu işe başlamak isteyen kişilere önerilerinizde ben sorularımı tamamlayıp tamamen sözü size bırakmak istiyorum. Peki, UD'da ben işte ortaokul civarında, yani 1996, senin tebellüt kaçtı? 94. Vay. Bak, sen doğmuşsun, ben 2 sene sonra UD'da başlamışım. 96'da UD çalmaya başladık. İşte kasetlerden dinledik UD'lara. Benim ilk UD'u dinlediğim yer İbrahim Tatlıses'in bir parçasıydı. Oradan dinledim. O kadar güzel ses geldi ki böyle, İbrahim Tatlıses biliyorsun, fenör bir sestir. Arkadan bas bir şey geliyor böyle, çalıyor. Dedim ne kadar güzel bir şey bu ya. Ondan sonra daha önce dinliyormuşuz da albümdekinin de UD olduğunu şey yapınca, albümden dinleyince o kulakla, hani insanda bazı anlar vardır ya böyle, orada vurur. Dedim tamam, benim sevdiğim saz buymuş dedim. Yani. Ondan sonra dinledik. Tabii ben Ümmü Gülsüm müziğini de çok severim. Onun hem işte toplumsal karşılığını, toplumsal analizini severim. Hem de estetiğini severim. Aynı zamanda Lübnan'daki efsane, yaşayan efsane, Allah uzun ömürler versin, Feyruz'u da çok severim. Çocukluğumdan beri dinlerim. Bak, saydığım coğrafya dikkat edersen UD'un üzerinden müzik yaratılan coğrafya. Mısır, Lübnan, Irak, Suriye, Türkiye. Bunlar arkadaşlar neymiş? UD'un üzerinden müziğin düşünüldüğü ve üretildiği yerler. Bu çok önemli bir şeydir. Bak, bir enstrüman üzerinden müzik üretmek. Müzik üretmek. Yani siz bir Ümmü Gülsüm parçası dinlediğiniz zaman %90 onun bestekarı UD'dir. UD'dan müziği üretiyor. Anlatabiliyor muyum? Oradan geldik, sevdik, UD'umuzu çaldık ve bu tüm coğrafyaya, UD'un çaldığı coğrafyalara deki müzikleri severim ben. UD perdesiz bir saz olduğu için çerçevesi biraz daha saydamdır. Fretless olarak terminolojide geçer ya genel literatürde. Yani o perdesizin verdiği kendine ait bir özgür çerçeve vardır. Perdelilik dışında. Ben biraz perdesizliği, çok perspektif seven bir adam da olduğum için UD ayrı bir seviyorum o yüzden. O yüzden farklı farklı müzikleri, sevdiğim müzikleri UD üzerinden çalmaya çalışıyorum. Dediğim gibi müzikten benim ne diyorsanız hazdır. Ben haz aldığım için müzik çalarım. O yüzden haz aldığım, dinlemekten haz aldığım müzikleri de UD'umda çalmaya çalışıyorum. Acizane bunlar arasında işte Orta Doğu müziği var, Türkiye'deki müzik geleneği var, caz müziği var. Çünkü UD'lerin bir kısmı cazla ilgilenirler. Hatta bazıları Afrika kökenli oldukları için doğuştan caz çalanlar da, öyle söyleyeyim size. Doğuştan da caz çalanlar yani. Ondan sonra perdesiz bir enstrüman olduğu için de bunlar müsait ve tabii ki 1826'dan itibaren kuvvetli etkileşim yaşanılan klasik batı müziği diye çok açık dediğimiz tonal müzik var ya, efendime söyleyeyim. O müzikle de ilişkim vardır. Onu da severim. Böyle çalarım. Hazlanırım. Hoşuma gider. Yani böyle keyfini çıkartmaya çalışırım. Yani. Hikayemiz bu. Hikayemiz. Teşekkür hocam. İsterseniz sizden kısa bir dinleti rica ediyoruz. Ben sesi kapatarak en azından ses düzenini, kalitesini arttırmaya çalışayım. Siz de hocam söz. Peki. O zaman madem bahsettik, mesela Ümmü Gülsüm bestekarlarından Kasabici vardır. Bu 20. asrın başındaki bir bestekardır. Kendinden sonra gelen Riyad Sombati, ki hayran olduğum bestekardır Riyad Sombati, Abdülvehhab gibi birçok bestekarın, yaratıcı olan bestekarın aslında dedesidir, babasıdır. Üst kuşağıdır yani. Öncü olarak, icra olarak. Kasabici'nin Zikrayatı diye bir eser var. Ondan bir bölüm çalmak isterim. Son günlerde de bayağı zevkli zevkli çalıyorum onu. Size de paylaşmış olayım yani. Nihamet makamında ondan bir bölüm çalalım. Thank you.
Reyat eseri güzel bir eserdir. Bu bestekarlardan da hislenerek aslında benim de bir saz semayım var. Beyati saz semayım. Bir de onu size sunmak isterim. Beyati makamında benden zayıf bir saz semayım. Öncesinde ufak bir taksim yapalım. Thank you.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Böyle bir nihavent bir beyati ile de icramızda da sizlere eşlik etmiş olalım. Zaman ayırdığınız için, bu güzel dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Tabii dijital ortamda bu ses bile bu kadar güzel geldi ki şu anda oradaki tını muhteşemdir. Tabii fırsat bulursam İstanbul'da sizin bir böyle bir icranıza denk gelmek güzel olur. Ben tekrar derneğimizin üyeleri adına size çok teşekkür ediyoruz. Gerek sohbetiniz gerekse icranınız için. Son sözü sıra size bırakarak kapatalım isterseniz. Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi kıymetli bir kişiyle tanışmış olduk Kaan kardeşim. Hem düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık hem de müziğimizi paylaşmaya çalıştık. İnşallah dediğimiz gibi belki aynı mekana da nasip olur. Orada da canlı canlı yüz yüze bu paylaşımları yapmış oluruz. İnşallah hocam. Sağlıklı günler dilerim. Müzikle dolu günler dilerim. Saygılar, sevgiler benden size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.